şampiyonasında İrlanda, İsrail, Kanada ve İspanya'yı 2-0'lık sonuçlarla mağlup ettikten sonra finale kalan Üsküdar Kız Lisesi şimdi Çin Halk Cumhuriyeti kızlarıyla finali oynayacak. Antrenör Altan Gökçay'ın maç öncesi görüşlerini alıyoruz. Ne olur bu maç sizce? Çin kuvvetli bir takım. Benim görüşüm şöyle. Bu turnuvaya çok iyi hazırlandık. Zaten bu şunu gösteriyor, finale oynadığımızı gösteriyor. Tahminim burada da bu maçı alarak Türkiye'ye 2 sene evvelki Üsküdar Kız Lisesi'nin şampiyonluğunu bir kere daha Üsküdar Kız Lisesi olarak getirmek. Amacımız burada Çin'i burada yenerek şampiyonluğu kazanmak. Takımıma güveniyorum. İnşallah bu maçı alacağız. İnşallah maç olacağız. ...1958 yılında Türkiye'nin ilk genç milli takım antrenörü Attila Sesören şu anda Hollanda'da yaşıyor. Attila Bey, nasıl buluyorsunuz sizin zamanınızdaki voleybol ile bugünkü voleybol arasındaki fark nedir? Efendim, birincisi kızlarda büyük bir ilerleme var. Bizim zamanımızda bu kızların ikisi gibi küt atan oldu mu biz alır götürürdük, alır şampiyon olurduk yani çıkardık. Yani bilerek oynuyorlar yani voleybolu. Faydasını oynuyorlar. Çalıştıranları iyi çalıştırmış. Sonra bırakmıyorlar oyunu. Bakın 9-2 mağlupken geliyor, yetişiyor, geçiyor. Hırs var. Bu bilmeden oynanan bir oyunda bunu almana imkan yok. Yani topu nereden geleceğini biliyor, blok koyacağını biliyor. Bu yani çok çok büyük bir aşama var. Şampiyon olacak mı kızlarımız? Allah kısmet ederse olacaklar. Yalnız Çin'i çok büyüttüler. Malum hani Çin balonu gibi. Burada daha evvel herkes Çin şampiyon diye bağırdı. Güzel oyun oynadı. Ve burada antrenörler çok güzel bir taktik kullandı. İtalya'ya yenildi, bilerek yenildi. Çin'de şampiyonayı oynayayım diye. Tebrik ediyorum çocuğu yani. Hakikaten. Hani helal olsun çocuğa. Thank you.
Tebrikler. TRT mikrofonuna bir şeyler söyler misin? Tabii, çok mutluyuz. Bütün desteklerinden dolayı bütün Türkiye'ye ve herkese çok teşekkür ederiz. Tebrikler.